Kürt sorunu, daha doğrusu Kürt sorunu diye bir şey yok. Türk sorunu o. O Türklerin sorunu. Kendileri yarattıkları sorun üstelik. Çünkü daha Türkler bu Malazgirt'e falan gelmeden kaç yıldır Kürtler zaten orada yaşıyorlar. Neresi sorun bunun? Bu her zaman için gerçekten Türkiye'de bir sorun oldu. Devletin kendi yarattığı, bilinçli olarak yarattığı tercih sonucu bir sorun. Ve bu yüzden de hani yurtta sulh, cihanda sulh, yurtta sulh hiçbir zaman oluşamadı. Kısa bir dönem ki insanlara çok mutluluk ve umut vermişti o. İşte geçiş dönemi, şu dönemi, habire isim değiştirdiler ya, süreci diye ne süreciyse işte o süreç boyunca gerçekten insanlar geceleri sokağa çıkabiliyordu, bir yerden bir yere her 10 kilometrede bir durdurulmadan gidebiliyordun, özgürce seyahat edebiliyordun ve artık bu kötü günlerin geride kalacağı ve barışın geleceğine dair büyük bir umut yaratılmıştı. Ama ve lakin Kürtler de ona oy vermediler. İş tam tersine dönüştürüldü. O Kobani davası denen komik, trajik dava hala sürüp gidiyor. O günden bugüne tekrar baskı devam etti. İyice edepsizliği ele aldılar. Edepsizlik kelimesini hiç çekinmeden açıkça söylüyorum. Bunlar da edepsizlikten başka bir şey değil. Türkçe'de edepsizliğe edepsizlik denir çünkü. Zaten sonradan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hapse girmeleriyle sonuçlanan bir sürü kişinin de seçilmiş belediye başkanlarının da aynı şekilde hapse girmesiyle başlayan süreç hala devam ediyor. İşte bu devam eden ortam hiçbir zaman huzura kavuşmadı. Ve insanların burasına kadar geliyor artık, Türk olsun, Kürt olsun, ne olursa olsun bu iş hakikaten sona ermeli. Çünkü bu Türkiye'de hem insanların iç huzuru, hem yarınlarına olan umutları, hem de ekonomi içinde çok büyük bir darbe. Ekonomi yürütülemiyor, hayvancılık yapılamıyor, öldürüldü, bitirildi, gidirildi. İşte böyle bir ortam içerisinde yapıldı bu. İzolasyonun, Öcalan'a yönelik izolasyon ise bunun bir parçasıdır. Deklarasyonun nelere hedeflediğini özetleyecek olursak, Kürt halkı üstündeki sosyal, ekonomik baskıların kaldırılmasını ve özellikle de örgütlenme, toplantı ve gösteri ve ifade özgürlüklerinin tam olarak amasız fakatsız sağlanmasını isteyen bir deklarasyon bu. Net olarak bunları istiyor. Böyle benzer deklarasyonlar çok uzun yıllardır yapıla geliyor zaten. Ama bu deklarasyon içinde bulunduğumuz anda durumun bir daha özetlenmesi ve konuyu iç barışın üzerine yoğunlaştırması için önemli bir basamak diyelim. Ancak bu basamağı yaptık deklarasyonu işte okuyan okudu, anlayan anladı demek hiçbir işe yaramaz. O deklarasyonun içeriğini hayatın her anında gerçekleştirebilmek için bütün baskıları toplumsal olarak yapmak zorundayız. Sivil toplum olarak da, siyasetler olarak da, Kürt siyaseti olarak bunların üzerine gitmeli ve her somut olayda tekrar tekrar deklarasyona da atıf yaparak, deklarasyonun maddelerine onu da böylelikle canlı tutarak ama asıl sadece atıf yaparak bakın öğrenmiş şeklinde değil, onun o somut olayda ne gerektirdiğini üstüne basa basa tekrarlamak, böylelikle onu canlı tutmak ve hayatta tutmak anlamına gelir. Bunun önemli parçalarından biri olan Öcalan üzerindeki izolasyonun da tamamen kaldırılmasını. İzolasyonun amacı ne? Öcalan'ın ne demek istediğini kimseye duymasın. Biz duymayalım, anlamayalım. Böylelikle devletin eline Öcalan şöyle diyor, şöyle yapmak istiyor diye bir sürü palavra sıkma şansı geçiyor. İzolasyonun kalkmasıyla bir kere bu ortadan kalkacak. Dolayısıyla da Öcalan'ın ne dediğini, ne demediğini, ne demek istediğini herkes açıkça görecek, duyacak kendi ağzından. Bırakın, biz de duyalım bakalım ne diyormuş. Ne korkuyorsunuz bundan? Bu tabii ki izolasyon sadece bu şekilde değil. Başlı başına bu bir suç. Bir devletin böyle bir şeyi yapması zaten başlı başına bir insanlık suçu. Ama onun anlamı bulunduğumuz ortamda buydu. Deklarasyonda aslında tabii ki bu barışın gerçekleşmesi için de
İçinde önemli parçalardan bir tanesi de tabii ki izolasyona son verilmesiydi. Ve daha çok ama sivil toplumun her kesiminden bunu isteyen, demin ta söylediğimiz gibi ister sendika olsun, ister dernek olsun, ister vakıf olsun, ister hiçbir şey olmasın, girişim olsun, ister meslek örgütleri olsun, bütün bunlar tabii başlangıçta kendilerine değen noktadan başlayarak hareket ederler. Bu da doğaldır ama değmeyen noktalarda da, yani onlara değmeyen yılanı bin yaşatmadan onun da üzerine hep birlikte vararak sürdürmeliler. Bu mümkün mü? Mümkün. Kolay mı? Değil. Ama yapmalıyız.